Çocuklar bugün derse gelirken biraz geç kaldım. Hani yetişeyim diye o aceleden az daha arabanın altında kalıyordum ya. Yani demek ki neymiş, bu trafik kurallarına muhakkak uymamız lazım. Eminim ki siz hepiniz bu kuralları biliyorsunuz ve aynen uygulayıyorsunuz. Mesela bu caddede karşıdan karşıya geçerken ne yapmamız lazım? Cemal sen söyle bakayım. İlk önce soluma bakarım, daha sonra da sağıma bakarım. Sonra ne edersin? Karşıki evin balkonuna bakarım. La karşıki evin balkonuna niye bakıyorsun? Orada kız arkadaşım oturuyor, onun için. Şimdi çocuklar, yani Allah korusun ben orada ölmüş olsaydım ya ne olur diye. Çok kötü bir durum. Sen söyle bakayım, bu arabanın altına kalmış olsaydım ne olurdu? Dersler boş geçerdi öğretmenim. İyi günler üstadım. İyi günler. Buyurun. Konu neydi bu? Şey, Üsmen Bey. Biz sizin hakkınızda bir araştırma yaptık. Ve yıllık gelirinizin 500 bin dolar olduğunu, şimdiye kadar hiçbir kuruluşa tek bir kuruş bağış bile yapmadığınızı öğrendik. Şey, biz de bir yardım kuruluşundan geliyoruz da bu paranın bir kısmını kullanmak ister misiniz diye soracaktık. Abi siz bu araştırmayı yaparken annemin ölüm döşeğinde olduğunu ve de hastalığı için 1 milyar lira para gerektiğini öğrendiniz mi? Şey, bilmiyordum. Peki kardeşimin mağlul olduğunu, bir gözünün kör ve tekerlekli sandalyeye bağlı kaldığını bilir misiniz? Şey, biz... Peki, kız kardeşimin kocasının trafik kazasında öldüğünü ve kız kardeşimin 4 çocuğa bakmak zorunda olduğunu bilir misiniz? Şey, Üsmen Bey, inanın bunların hiçbirini bilmezdik. Bunlara zerre kadar para vermezken sana neden vereyim be yahu? Ay, yakınalım abi. Anladık. Üniversitenin yurdunda yangın çıktı. Üç arkadaş yurtta kalıyordunuz. İki arkadaşın yangından sapasağlam kurtuldu. Ula sen her tarafını dağıtmışsın. Bu nasıl oldu? Ay, doktor, üniversiteye yangın çıktı. Herkes panik içinde o tebiriye kaçaydı. Oradan Cemal dolabı açtı, bir tane şemsiye vardı. Onu aldı. Çıktı balkona atladı. Ay. Sonra Niyazi onu gördü. O da gitti baktı yatağın altına bir tane şemsiye var. Ay. Onu aldı. Çıktı balkona atladı aşağı. Ay. Baktım yangın her tarafı sardı. Lan vurayım ha. Her tarafı arayarım, arayarım, şemsiye yok. Ula en son anda ha bu yağmurluk gözüme erişti. Hemen giydim onu. Çıktım balkona atladım. Ha böyle dağıldım işte. Nasıl? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.